Dokunulmazlıklar raporundaki tespitler. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair Meclis Genel Kurulu'na sunulan Anayasa Komisyonu raporu şerhindeki ek görüşler, anayasa değişikliğindeki bir dizi siyasi taktik ve maksadı da açığa çıkıyor. Zira anayasanın kalıcı bir maddesinin geçici maddeyle askıya alındığı son değişiklikle, milletvekillerinin dokunulmazlıkları hiçbir incelemeye tabi tutulmadan toptancı bir anlayışla kaldırılırken, başbakan ve bakanların dokunulmazlıkları devam ettiriliyor. Nitekim rapordaki 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde hakkında yolsuzluk iddiaları olan 4 bakan şu anda milletvekili olmadıkları halde anayasanın 100. maddesi çerçevesinde dokunulmazlıkları ve korunmaları devam ederken bazı 24. dönem milletvekillerinin soruşturmalara ilişkin açıklamaları nedeniyle yargılandığı vurgusu işin arka planını deşifre ediyor. Aslında yargının iktidar milletvekilleri için fezleke düzenlemekten kaçındığı, bakanlar ve başbakan hakkında terör örgütüne yardım ve yataklık suçunu işledikleri gerekçesiyle yapılan suç duyurularına savcılıkların hiçbir işlem yapmadığı, dahası haklarındaki dosyaların işlemden kaldırıldığı vetirede çifte standarttan yakınılması vakayı ele veriyor. Keza değişikliğin mecliste kabul edildiği tarihten hemen sonra oluşabilecek dosyalar hakkında uygulanamayacağı ve bu dosyaların raflarda tozlanacağı gerçeği asıl kırılganlığı ele veriyor. Bunun içindir ki şerhte muhalefet vekillerinin genel kurulda kendilerini savunma hakkının gasp edildiği, başbakan ve bakanlar kurulunun düzenleme dışında bırakılmasındaki eşitsizlikle hukuk devletinin hiçe sayıldığı eleştirisi çarpıcı. Bu durum bizzat Erdoğan'ın yönlendirmesiyle muhalefet milletvekilleri ve hatta genel başkanları hakkında hazırlanan fezlekelerle muhalefetin meclisten tasfiyesinin hedeflendiğini açığa çıkarıyor. Ve bu durum 2002 seçimlerine giderken kamuoyu önünde söz verdiği ancak 13 yıldır tek başına iktidar olduğu halde dokunulmazlık dosyalarını meclis gündemine almaktan sürekli kaçınan AKP'nin demokratik temiz siyaset için fevkalade önemli olan dokunulmazlıklar konusunda da köklü çözüme yanaşmayıp muhalefete karşı bir şantaj aracı olarak kullandığını açıkça gösteriyor. Kısacası siyasi hesaplar uğruna inadına dayatılan ve siyasi manevralarla çıkarılan bir defalığına mahsus son anayasa değişikliklerinde sırıtan politik hesaplar hayra alamet görünmüyor. Bundandır ki muhalefetin bütün çağrı ve uyarılarına rağmen siyasi atışmalar arenasında apar topar dayatılan ve muhalefetin de dokunulmazlıkları kaldırmadılar propagandasından çekinmesiyle tadil edilmeden kavga ve gürültü arenasında apar topar meclisten geçirilen anayasa değişikliğinin toplumda vahim kırılmalara sebebiyet vereceğinden kaygı duyuluyor. Yine Davutoğlu'nun çekilmeye zorlanmasıyla sonuna gelinen vize muafiyetinin fiyaskoya uğratılmasında olduğu gibi kanun perdesinde muhalefetin tasfiyesi ve bir partinin meclisten atılması operasyonunda istimali yanlış ve akıbetsiz dış politikayla zaten zorda olan AB ile ilişkilerde Türkiye'yi daha da açmaza sürükleyip uluslararası zeminlerde daha da yalnızlaştıracağından endişe ediliyor. Hülasa dokunulmazlığın sınırlandırılması paravanında muhalefetin tasfiyesiyle çözüm sürecinin ıskartaya çıkarılmasının tetiklenen terörü daha da azdıracağı, tahriklerle kamplaşma ve kutuplaşmayı daha da derinleştirip terörle mücadeleyi zorlaştırarak millete daha çok maddi ve manevi bedel ödeteceği kaygıları güçleniyor, diyor Cevher İlhan Yeni Asya Gazetesi'ndeki yazısında.